geldiği konuşuluyor. Bunun Osman Kavala'yla ve tutuklularıyla ilgili özellikle yeniden yargılama, tahliye gibi konularda atılacak olumlu bir adım bekliyor musunuz? Bu konuda umutlu musunuz? Ben de bunu sormak istiyorum. Bu konuda en yoğun beklenti iş adamlarından tutun, Türkiye'nin ekonomisi iyiye gitsin isteyen herkesin beklentisidir. Çünkü Gezi davası, bu konudaki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı ve Anayasa Mahkemesi kararı ayrı ayrı uygulanmadığı için Türkiye'de hukukun üstünlüğü olmadığını, hukuki öngörülebilirlik olmadığını, insanların önünü göremediğini, böyle bir ülkeye yatırım yapılamayacağını, kredi verilemeyeceğini, verilen kredinin riskinin yüksek olduğunu ve doğrudan ekonomiye dahi olumsuz etkisi olan bir durum olduğunu bir kere bu yönüyle anımsatalım. Ayrıca insanlar Gezi'yi bütün bu ülke gözleri önünde yaşadılar. Ben Sayın Erdoğan'a özellikle Tayfun Kahraman'ın Bülent Arınç'la ve kendisiyle yaptığı konuşmayı satır satır hatırlattım ve belgeleri kendisine bıraktım. Sayın Erdoğan'a şunu sordum. Dedim ki, Bülent Arınç'la görüştüğünde siz yurt dışındaydınız. Cumhurbaşkanı dönmesin, bakanlar istifa etsin, yönetimi bize bırakın dedilerse hiçbirini içeriden çıkarmayın. Bu darbe girişimidir. Ama ne demişlerdi? Ağaçları kesmeyin, buraya kışla yapmayın, Atatürk Kültür Merkezi'ni yıkmayın, bir de gaz fişeğini silah gibi kullanmayın. Bu talepler son derece masum talepler. Sonra Tayfun Kahraman yine birlikte olduğu oda başkanlarının başkanlığını da yaparak platformun Erdoğan'ı ziyaret etti gelince. Çıkıştaki açıklamasını okudum. Başbakanımız diye başlayan ve olumlu atmosferde geçti. Ağaçlar kesilmeyecek, yargı kararı beklenecek, referandum yapılacak. Halk istemezse Topçu Kışlası inşa edilmeyecek. Artık Gezi Parkı'ndaki Gezi sakinlerinin takdirine sunuyorum bu olumlu yaklaşımı demiş birisi. İçeride yatamaz, yatmamalı. AİHM kararına rağmen inatlaşılmamalı. Anayasa Mahkemesi kararına rağmen bir milletvekili hapiste tutulmamalı. Sayın Kavala'nın AİHM kararı, ben geçtiğimiz günlerde Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde tam günlük temaslar yaptım. Konseyde konuştum. Bütün grupları ziyaret ettim. Çok sayıda devlet başkanıyla görüştüm. Ve bu devlet başkanlarıyla görüşürken de hep karşımdaydı. Türk heyetini ziyaret ettim. 18 kişiler, bir odaları var. Tuğrul Türkeş Başkan ve hangi partiden olursa olsun hepsinin derdi şu. Burada ağzımızı açsak karşımıza Kavala çıkıyor diyorlar. Ve bir mahkemeye, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, aynı şehirde, Strasbourg'da, bu mahkemenin kararına uyulmayınca bize burada adım attırmıyorlar diyorlar. Saati soruyorsun, saati niye soruyorsun? Sen önce Kavala'yı çıkar diyorlar. Türk delegasyonu her partiden oluşuyor. 18 kişiler. Daha geçen gün o delegasyon Kosova kararında 18'de 18 oy verdi. Meclisimizin en seçkin, orada bizi temsil edebilecek, eğitimde, liyakatte, donanımda, yabancı dildeki 18 milletvekili var ve onların Kavala burada hapis, onlar da bizim oradaki odamızda hapisler. Elbette çıkıyorlar, temas yapıyorlar ama karşılarında duvar var. Siz bizim mahkemenin kararlarına uymuyorsunuz diyorlar. O yüzden sonsuz fayda var. Ne çare bulunacaksa. Efendim Türkiye'de yargı talimat alıyor almıyor tartışmasına ben girmeyeyim. Girmeyeyim. Yargı da talimat almasın. Yargı talimatı kendi vicdanından alsın. Yeniden yargılama mı? Yargılamanın yenilenmesi mi? En doğrusunu hukukçular bilir. Ama bir yol bulunsun. Türkiye bu cendereden kurtulsun. Efendim bir de bazı basın yorumlarında Sayın Başbakan'la görüşmeniz, Cumhurbaşkanı ile görüşmenizde hasta tutuklular konusunun gündeme geldiği ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın da bu konuyla ilgili talimat verdiğini ya da değerlendiriliyor dediğine büyük haberler var. Doğru mudur diyorum. Şimdi iki partinin genel başkanının, ana muhalefet partisi genel başkanıyla Cumhurbaşkanı'nın, seçimlerin birinci partisiyle ikinci partisinin genel başkanının yapmış olduğu görüşmede
Ben tabii kamuoyuna mal olmuş konularda kendi düşüncelerimi söyleyebilirim. Ancak Sayın Cumhurbaşkanı'nın düşüncelerini ifade etmek bana düşmez. Bu sorunun muhatabı kendisi. Ben büyük dramı anlattım ve bu konuda kendisinin gerekeni yapmasının çok yerinde olacağını nezaketli bir dille kendisinden talep ettim. Ancak kendisinin değerlendirmelerini kamuoyuyla paylaşmaya ben yetkili değilim. Doğru da olmaz. Sayın Özel, benim de kısa bir sorum olacak. Dün Ahlatlıbel'de eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğünüz 31 Mart yerel seçimlerinden sonra ilk yüz yüze buluşmaydı. Hem 31 Mart yerel seçimlerinin bu büyük başarıyı nasıl değerlendirdiniz, hem de Erdoğan görüşmesi öncesi size bir eleştirisi olmuştu. Dün yine DEM Parti ve diğer muhalefet partileri de aslında siyasette bir yumuşamanın, bir demokratikleşmenin, siyasetçilerin el sıkışması gerektiğini ifade ettiler. Tüm bu tartışmaları nasıl değerlendirdiniz, ne yorumladınız? Ahlatlıbel'de Sayın Genel Başkanımızla hem çok faydalı hem bugüne kadar en rahat ve en keyifli yemeğimizi yedik birlikte. İki tarafta, kazanan tarafta sonuçta. Cumhuriyet Halk Partisi kazanınca mevcut genel başkanı da bir önceki genel başkanı da keyifleniyor. Çok keyifli bir sohbet oldu. Tabii ki hem Sayın Meclis Başkanı'nın görüşmesi hem Sayın Cumhurbaşkanı ile yaptığım görüşmenin ile ilgili kendisine bilgi verdim. Detayları, önemli bir kısmını paylaştım. Kendisinin görüşlerini aldım. O Twitter meselesiyle ilgili ben onu hiç üstüme almamıştım. Almamakla da doğru yapmışım. Sayın Genel Başkanı telefonla aradığımda görüşmeyle ilgili zaten bana önerilerde bulundu. Şu söylenebilir, şunu söylerlerse bunu hatırlatmayı unutmazsak iyi olur dediğine göre görüşmeyi yanlış bulmuyor. Yoksa benim söyleyecek bir sözüm yok, ne gidiyorsunuz derdi. O yüzden ben öyle genel başkanlar her tweet'i üstüne almazlar. İkincisi, dün de kendisiyle yaptığım görüşmenin değerlendirmesinde kendisinin son derece yapıcı, son derece katkı verici, geleceğe dönük de ışık tutucu bir yaklaşımı vardı. O yüzden bir hani öyle bir sorun alanımız yok Sayın Genel Başkan'la. Bundan sonra partiyle ilgili, partinin geleceğiyle ilgili, partinin iktidara gelmesiyle ilgili umutlarımız var. Bu konuları konuştuk. Dediğim gibi ben Sayın Genel Başkan'la 8,5 yıl genel başkan, grup başkan vekili marjında görüşmelerimiz oldu. Çok defa yemek yedik. Bu kadar keyifli bir yemek içememiştik. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Sağdan mı? Tamam.